ekranlara da yansıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü sevgili izleyenler. Diplomatik kaynaklardan gelen bilgi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki durum ve bölgedeki gelişmelerin de ele alındığı bilgisi geldi. Şimdi son dakika olarak tam da İran'da Ekber'le konuşuyorduk. Tekrar sözü sana bırakalım. Bu son dakika gelişmesi sonrası. Evet Merve, İran sizin de belirttiğiniz üzere Abbas Arakçı yeni göreve geldi. Aslında göreve gelir gelmez de bazı Avrupalı mevkidaşıyla da bir görüşmeler olmuştu. Hem İngiliz mevkidaşı, hem Fransız ve hem Alman mevkidaşıyla. Ve işte bu konuda da söz konusu taraflar İran'a itidal çağrısında bulunmuştu. Fakat Abbas Arakçı bu kişilere hitaben işte İsrail'in Tahran'da düzenlediği saldırının affedilemez bir saldırı olduğunu, bunun İran'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu ifade etmişti. Ve İran'ın zamanı geldiğinde şüphesiz bir şekilde buna tepki vereceğini bildirmişti. Ancak o zaman ne zamandır tam olarak işte netlik kazanmasa da İran devrim muhafızları bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve yakın gelecekte değil de bunun uzun zaman alabileceğini belirtti İran devrim muhafızları. İşte İran medyasında da bu konuyla ilgili yazılan bazı yorumlar var. Örneğin İran'ın resmi haber ajansı İran'ın İsrail'e misillemesi mutlaka askeri şekilde de değil, farklı yöntemlerde de olabileceğini, bunun siber saldırı şeklinde veya ekonomik saldırı şeklinde ne de olabileceğini belirtiyor. Yine de altını çizmemde vardır. Çizmemde fayda vardır. İşte bu Lübnan sınırında Hizbullah'la İsrail arasında bu sabahın erken saatlerinde başlayan çatışmalarla ilgili İran'dan resmi düzeyde herhangi bir tepki an itibariyle gelmiş değil. İran şimdilik sessiz kalmayı tercih ediyor. Ancak dediğim üzere İran medyası özellikle Hizbullah'ın bu saldırısının çok başarılı geçtiğini ve ilk aşamasının da tamamlandığının altını çiziyor.